Class Spor TV'den herkese merhaba. Bugün Basketbol Şampiyonlar Ligi için kura çekimi gerçekleşti. Türk Telekom'un hangi grupta yer aldığı belirlendi. Biz de şimdi Türk Telekom Basketbol Takımı Baş Antrenörü Burak Görel'e bağlanıp Şampiyonlar Ligi yolculuğunu konuşacağız. Hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok selamlar herkese. Teşekkür ederiz. Bugün 12'de kura çekimi gerçekleşti. İlk önce grup değerlendirmesini almak istiyorum sizden. Ya şöyle yani Şampiyonlar Ligi bütün basketbol kamuoyunun takip ettiği üzere son 2-3 senedir çok gelişmekte olan bir yarışma. Bu sene özellikle Türk takımlarının da buraya tercih etmesiyle birlikte başka ülkelerin de çok önemli geleneğe sahip kulüpleri de bu şampiyonayı, bu yarışmayı tercih etti. Dolayısıyla her geçen kalitesini artıran bir mücadele haline geldi. Dolayısıyla çok zorlu bir kupa ve çok zorlu bir gruptayız. Yani biz ilk sene lige çıktığımız ilk sene Euro Cup'ta çok zorlu bir grupta yer almıştık. Geçen sene Şampiyonlar Ligi grubumuz yine çok zorluydu. Bu sene de bakıldığı zaman tabii şimdiden daha kadrolar kurulmadı. Bütün takım kadro çalışmalarını devam ediyor. Sadece kulüplerin geçmişine ve geleneklerine bakarak bir öngörüde bulunabiliriz. Çünkü kadro yapıları tamamlanmadı ama genel görüntü olarak gerçekten çok zorlu bir grup olarak gözüküyor grup C grubu. Burada Hapoel Jerusalem gibi İsrail'in özellikle son yıllarda çok çıkışta olan ve geçen sene de yine Şampiyonlar Ligi'nin çok iddialı takımlarından biri olacak. Burgos gibi İspanya basketbolunun son yıllarda çok ciddi çıkışta olan bir takımı ve yine geçen sene onlar da son 8'e kalmıştı bizimle birlikte. Limoges gibi Fransa'nın çok önemli bir takımı geçen sene Euro Cup'ta mücadele etmişti. Birincisi gibi İtalya Ligi'nin geçen sene kesintiye uğradığı dönemde lig beşincisi. Yani genel bakıldığı zaman Darüşşafaka gibi Türk basketbolunun çok önemli takımlarından biri. Çok değişik bir eşleşme de oldu. İki Türk takımı aynı gruba düştük. Dolayısıyla bütün bunlara bakıldığı zaman gerçekten çok mücadelenin çok üst seviyede olacağı bir mücadele olacak diye düşünüyoruz. Ama geçen sezona baktığımızda da aslında kısıtlı imkanlarla güzel şeyler başarmıştınız. Hedef ne diyebiliriz şu an? Kupa görebilecek miyiz? Yani şöyle biz geçen sene tabii kesintiye uğradığı dönemde son 8'e kalmıştık bildiğiniz üzere. Ve Eylül ayında bu son 8'li finalde oynayacağız. Aslında bir nevi biz bir sezonda iki tane Avrupa Kupası oynayacağız. Bir tanesini çok kısa bir turnuva oynayarak sonuca ulaşmaya çalışacağız. Diğerinde de biraz evvel bahsettiğim gibi grup aşaması oynayacağız. Tabii ki ilkinde özellikle son 8'e kaldığımız mücadele tabii ki biz statü değişti. Bir turnuva şeklinde oynayacağız. Bir sağ avantajımız vardı. Onu kaybettik ama 3 maçta da şampiyonluğa ulaşabilme şansımız oluştu. Dolayısıyla tabii ki çok değerli rakiplerimiz olacak ama burada hedefimiz tabii ki Ankara'ya bir kupa getirebilmek. İkinci Avrupa Kupası tabii ki daha zorlu, daha meşakkatli grup aşaması olacak. Ben hayatım boyunca her şeye gerçekten sırasıyla bakan bir insanım. Öncelikle hedefimiz gruptan çıkmak olacak. Ondan sonraki zamanı geldiği zaman hedefleri ve durumu değerlendiririz diye düşünüyorum. Biz de umuyoruz güzel haberlerle dönersiniz gittiğiniz maçlardan. Transfer haberlerini sürekli duyuyoruz. Hatta bu konuda konuşmuştuk ama her gün yeni haberler giriyoruz biz de Türk Telekom'un transferleriyle ilgili. Siz neler söylersiniz transferlerle ilgili? Yani şöyle, çok büyük bir bütçemiz yok. Ama dengeli bir bütçemiz var. Özellikle son iki senede gerçekten dengeli bir bütçeyle gerçekten bütçenin içerisinde kalarak etkileyen, bütçenin potansiyelini yansıtacak bir takım kurma isteğimiz oluyor. Bu sene de o şekilde. Yani yönetimimizin bize verdiği bütçe ve güçle birlikte bu sene de iyi bir takım. Baştan alalım. Soruyu sormama gerek var mı? Ses yok şu an. Bağlantıyı tekrarlayabilirseniz. Soruyu tekrar sorayım mı? Tamam. Direkt o zaman cevabı baştan alacağız. Benim sonda eklemem gereken bir şey var mı? Direkt kapatıyorum bundan sonra. Geldi mi? Tamam, şu an sesinizi duyabiliyorum. Ben soruyu tekrar sormayacağım. Hemen. Siz sormuşum gibi en baştan cevaplarsanız.
Tamam. Ya şöyle, transfer çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle çok büyük bir bütçe bitecek ama bu bütçenin içerisinde kalarak etkili bir takım, potansiyel bir takım kurma isteğimiz var. Dolayısıyla transfer dönemine de çok erken başladık ama son dönemde birazcık yabancı oyuncular konusunda seçici davranmak istiyoruz. Ve burada birazcık bekledik. İyi oyuncular almak istiyoruz. Dolayısıyla Türk oyuncu transferini bitirmiştik. Şimdi dün akşam itibariyle kadroya Michael Elik de katıldı. Michael Elik 2 sezon önce Darüşşafaka'da oynadı ve Eurocup şampiyonluğu kazanmış bir oyuncu. Geçen sene Euroleague takımlarından Baskonya'da oynadı. Ve bundan bir hafta önce de İspanya Ligi finalinde Barcelona'ya yenerek şampiyon oldular. Dolayısıyla çok değerli bir oyuncu. Yani bizim isteklerimize uygun, Telekom potansiyelini sahaya yansıtacak ve isteklerini karşılayabilecek bir oyuncuyla anlaştığımız için mutluyuz. Tabii bundan sonra 3 tane daha yabancı transferimiz olacak. Bunlar için de çalışmalarımız devam ediyor. Hep söylediğim gibi yani biz Ankara basketboluna yakışan, Telekom'a yakışan ve belirli bir hedef peşinde koşabilecek iyi bir kadro kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün amacımız bundan sonraki transfer dönemimizde bu olacak. Peki, çok teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Biz de sizi takipte olacağız. Umuyoruz güzel başarılarla dönersiniz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizin de verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Ne demek? Görüşmek üzere.